Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Yardımcı öğretmen kanalında yepyeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde ne işleyeceğiz? Mustafa Kemal'in fikir hayatını, fikir hayatının şekillenmesinde faydası olan maddeleri işleyeceğiz. Sırasıyla bunlar Selanik'in siyasi ve sosyo kültürel özellikleri, Mustafa Kemal'in kendi aile yapısı, Mustafa Kemal'in eğitim hayatındaki şehirler ve öğretmenleri, okuduğu kitaplar, bu kitapları yazan yazarların fikirleri, görev aldığı olay ve savaşlar dolayısıyla bir ömür boyunca yaşadığı bütün bütün durumlar Mustafa Kemal'in fikir hayatının şekillenmesine faydalı oldu arkadaşlar. Bakın hemen Selanik'ten başlayalım. Selanik'in sosyo-kültürel ve siyasi özelliklerini ele alalım. Öncelikle biliyoruz ki Selanik'in özellikleri videosunda bunu işlemiştik. Şehrin kozmopolit yapısı. Ne demekti kozmopolit? Hemen yazalım. Çok uluslu demekti. Mustafa Kemal'in yaşadığı şehir olan Selanik çok uluslu bir yapıya yani kozmopolit bir yapıya sahipti. Yani bir birden fazla ırk, birden fazla millet hepsi bir arada yaşıyordu. Dolayısıyla birden fazla ırk ve milletin bir arada yaşıyor olması tabii ki Mustafa Kemal'in farklılıklara karşı hoşgörülü yaklaşmasında, farklı kültürleri tanımasında faydalı oldu. Ve yaşadığı Selanik sadece çok uluslu değil ve aynı zamanda milliyetçilik kavramına yayıldığı bir yer. Yani her milletin kendi devletini kurma yoluna girdiği bir yerdi. İşte böyle bir yerde olması tabii ki Mustafa Kemal'in düşünce, fikir yapısını etkiledi. Ve her şeyden önemlisi Selanik önemli bir noktadaydı. Jeopolitik bir noktadaydı yani. Osmanlı'nın batıya açılan kapısı konumundaydı. Batıya açılan bir kapı durumunda olması Mustafa Kemal'in fikir ve düşünce yapısının şekillenmesinde etkili oldu. Yaşadığı yerin çok uluslu, birden fazla ırkla birlikte yaşıyor olması, bu ırkların kendi devletini kurma düşüncesi yoluna girmesi ve yaşadığı şehrin batıyla sürekli bir etkileşim halinde olması tabii ki de onun fikir ve düşünce yapısının çok rahat şekillenmesinde etkili oldu arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim ikinci maddemize. Mustafa Kemal'i fikir hayatını şekillendiren ikinci bir madde ise arkadaşlar hiç şüphesiz aile yapısı. Bunu geçen videomuzda işlemiştik. Mustafa Kemal'in ailesi nasıl bir aileydi? Hadi gelin birlikte tekrardan hatırlayalım. Mustafa Kemal'in ailesi Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Bey Kültürlü, okuma yazma bilen, eğitimli birer Ebeveyne sahipti Mustafa Kemal tabii ki bunun çok fazla avantajını yaşadı çünkü Mustafa Kemal burada ne yapacak arkadaşlar düşüncesini rahatça açıklayabilecek sonrasından e, ön yargılı değil farklılıklara karşı saygı duyabilecek ve her şeye mantıklı bir gözle bakabilecek olgunluğa erişmesine aile yapısının etkisi hiç şüphesiz çok büyüktür. Evet arkadaşlar, aile yapısı da Mustafa Kemal'in fikir hayatında ileride e, kariyerli bir meslek hayatına sahip olmasında çok büyük bir yapıya sahip. Hadi gelin Mustafa Kemal'in fikir hayatını şekillendiren diğer maddelere devam edelim. Mustafa Kemal'in fikir hayatını şekillendiren bir diğer maddemiz ise eğitim hayatında yaşadığı şehir ve eğitim hayatına karşılaştığı öğretmenler arkadaşlar. Mustafa Kemal'in eğitim hayatında tabii ki de biliyoruz 3 önemli şehir var. Nedir bunlar? Hemen yazalım. Evet arkadaşlar biliyoruz ki lise eğitimine kadar ortaokul eğitimi dahil olmak üzere Selanik'te okumuştu. Lise eğitimi almak için Manastır'a, sonrasında üniversite eğitimi almak için de İstanbul'a gitmişti. Bu üç önemli şehir Mustafa Kemal'in eğitim hayatında e, önemi olan sadece buralarda okuyup geçmiyor tabii ki. Buranın kültürlerini, e, burada yaşayan ırkları, sonrasında buranın siyasi durumlarını bütün bunların hepsini inceliyor. Çünkü düşünün e, buralarda okurken çocukluktan gençliğe geçiş evresinde artık yani fikir yapısının oluşmasında doğruyu ve yanlışı ayırt etmesinde Aynı zamanda kendisi askerlik mesleğinin yo yoğun bir şekilde ilgi duyduğu için ülke sorunlarına ilgi duymasında acaba devletim için, ülkem için ne yapabilirim gibi e, sorunlara çözüm aramasında e, bu şehirlerdeki yaşanan karmaşanın ya da e, siyasi durumların hepsi etkili oldu. Aynı zamanda buralardan sadece hani bir çözüm yolu arama gibi olumsuz bir şey düşünmeyelim. E, özellikle bu şehirde karşılaştığı öğretmenleri, e, aynı zamanda burada karşılaştığı arkadaşları hepsi onun fikir yapısının şekillenmesinde etkili oldu. Hatta biliyoruz ki Manastır Mustafa Kemal'in fikir hayatına şekillendiği en önemli şehirlerden biriydi. Çünkü hem edebiyat olsun hem siyaset olsun birçok alana ilgi duymaya ve bu konu üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı. Bu şehirlerde düşünce yapısını geliştirecek olay ve kişilerle karşılaştı işte. Arkadaşı Ömer Naci, karşılaştığı öğretmenler bunlar hepsi Mustafa Kemal'in hayatında önemli yerleri sahip. Evet aynı zamanda arkadaşlar bu şehirlerde okurken de ülke sorunlarına ilgi duyduğu ve acaba ne yapabilirim şeklinde çözüm yolları da aramaya başladı. Gelelim eğitim hayatındaki karşılaştığı öğretmenlere. Mustafa Kemal bu açıdan çok şanslı arkadaşlar. Çünkü karşılaştığı öğretmenler ona ilham verebilecek, ilerideki hayatını şekillendirebilecek birçok bilgiyi ona aşıladı. Gelelim matematik öğretmenine. Matematik öğretmeninin hikayesini hepimiz biliyoruz. Matematik öğretmeninin ismi de Mustafa'ydı. Mustafa, Mustafa Kemal'in ismi de Mustafa'ydı. Dolayısıyla ee, ondaki yeteneği fark etti, başarıyı fark etti, o özgüveni fark etti ve ona Dedi ki ikimizin de adı Mustafa. Senin adın Mustafa Kemal olsun dedi. Bu Kemal ismini boşuna vermedi. Neydi e, bilgi erdem açısından olgun olan kimse anlamına geliyordu. Bu yüzden Kemal ismini vermişti. Neydi o matematik öğretmeninizin ismi? Hemen yazalım. Yüzbaşı Mustafa Bey. Evet arkadaşlar, matematik öğretmeni olan yüzbaşı Mustafa Bey Selanik Askeri Rüştiyesi'nde Mustafa Kemal'in karşılaştığı önemli bir öğretmenidir arkadaşlar. Gelelim bir diğer öğretmenine. Bu öğretmeni de Fransızca öğretmeniydi. Hatırlamaya çalışalım biraz. Ona Fransızca öğretti. Aynı zamanda ülkenin geleceği konusunda ilk fikri düşünceleri benimsemesinde bu öğretmeni çok faydası olmuştur. Bu öğretmenle yine Selanik Askeri Rüştiyesi'nde karşılaşıyor. Fransızca öğretmenin adı neydi? Yüzbaşı Naki Bey. Evet Yüzbaşı Nakiüttin Bey de Mustafa Kemal'e ilham olmuş. Onun geleceğini yön verme noktasında ilk fikri düşünceleri benimsemesini sağlayan bir öğretmenidir. Değerli bir öğretmenidir. Evet bir diğer öğretmenine gelelim Mustafa Kemal'e ilham veren tarih öğretmeniydi. Tarih öğretmeni ona neyi kazandırdı? Mustafa Kemal'in tarih bilinci kazanmasını sağladı arkadaşlar. Tarih bilinci kazanmasını özellikle Mustafa Kemal gibi bir komutan için çok önemli bir bilinç kazandırmış. Bu açıdan da oldukça değerlidir. Bu öğretmenimiz Manastır Askeri İdadesi'nde karşılaştı. Bu öğretmenin adı nedir? Hemen yazalım. Kolazı Mehmet Tevfik Bey. sevgili öğrenciler tabii ki Mustafa Kemal'in hayatında ona yön veren daha birçok öğretmeni var. Biz birkaç öğretmenine buraya sıraladık. Şimdi bir diğer aşamaya giriyoruz. Nedir o? Tabii ki Mustafa Kemal'in okuduğu kitaplar ve bu kitapları yazan yazarlar ve bunların fikirleri. Şimdi bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Tevfik Fikret en önemli Mustafa Kemal'in düşüncelerinden yararlandığı, kaleme aldığı fikir ve düşünceleri gerçekten düşünce yapısının içine katan çok önemli bir yazardır. Kimdi? Tevfik Fikret arkadaşlar. Tevfik Fikret toplumsal içerikli daha çok eserler veriyordu. Vatan ve millet temalı şiirleri vardı arkadaşlar. Tabii ki de bu vatan ve millet temalı olunca Mustafa Kemal'i derinden etkiliyor. Hadi bakalım yazalım. Toplumsal içerikli, vatan ve millet temalı şiirler yazdı. Mustafa Kemal'i derinden etkiledi çünkü Mustafa Kemal zaten herhangi bir öğrenci değil. O ileride Kurtuluş Savaşı ile Türk halkını örgütleyen bir komutan olacak. Bu yüzden de apayrı bir öğrenci aynı zamanda. İşte bu yüzden Mustafa Kemal'i fikir hayatını şekillendiren yazarlardan biri olan Tevfik Fikret'i de mutlaka saymadan geçmemeliyiz. Ayrıca Tevfik Fikret, Mustafa Kemal'de neyi uyandırdı, neyin oluşmasını sağladı, çağdaş inkilapçı kişiliğin oluşmasında etkili oldu. Hatta aynı zamanda şöyle bir hatırlatma yapalım. E, fikir akımlarından batıcılık vardı hatırlarsanız. Batıcılık fikrinin temsilcisi de kimdi? Tevfik Fikret de bunu da bir dipnot olarak ekleyelim. Mustafa Kemal'in çağdaş, İnkılapçı bir kişiliğin oluşmasında etkili oldu. Hatta öyle ki Mustafa Kemal ne demiş? Ben inkılap ruhunu ondan aldım demiş. Yani ne de inkılap? Köklü değişiklik demek. Eski düzeni yerine yeni düzenin gelmesi anlamına geliyor. Mustafa Kemal için Tevfik Fikret işte bu kadar önemli. Mustafa Kemal için önemli olan bir diğer yazarımıza daha gelelim. Nedir onun adı? Namık Kemal. Namık Kemal ne olarak tanınır? Vatan şairi olarak tanınır. Vatan şairi olarak bilinir Namık Kemal. Mustafa Kemal'in özellikle hürriyet, vatan ve millet sevgisi kazanmasında Namık Kemal'in eserlerinin büyük bir payı vardır arkadaşlar. Bir diğer önemli yazarımız Ziya Gökalp. Ziya Gökalp ne olarak bilinir zaten? Türkçülüğün en önemli temsilcilerinden birisi. Eserlerinde de tabii ki bunu ön plana çıkartmış. Ön plana çıkarttığı şey olarak neyi yazıyoruz? Türk milliyetçiliği. Ziya Gökalp'in eserleri, şiirleri bu şekildedir arkadaşlar. Daha çok Türklük, Türk milliyetçiliği gibi bu konuları esas alarak şiirler hazırlar. Tabii ki bunları okuyan Mustafa Kemal de bunlardan etkilenecek. İşte Mustafa Kemal Ziya Gökalp'ten nasıl etkilenecek? Milliyetçi bir yapıya sahip olmasında Ziya Gökalp'in çok fazla etkisi var ve aynı zamanda milli kültür bilincine sahip olmasında Ziya Gökalp'in Eserlerinin büyük bir payı var. Hatta Mustafa Kemal şöyle söylemiş. Ziya Gökalp benim fikirlerimin babasıdır demiş arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de devam ediyoruz. Bir diğer önemli şahsiyete gelelim. İsmi Mehmet Emin Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul Mustafa Kemal'e nasıl bir fayda sağlamış acaba? Eserlerinde daha çok milliyetçilik ve vatan konularını işliyordu milliyetçilik ve vatan konularını işledi. İşte bu sayede de arkadaşlar Mustafa Kemal milliyetçi bir yapıya sahip olmasında, milliyetçi duygu ve düşüncelerini geliştirmesinde Mehmet Emin Yurdakul'un büyük bir payı vardır. Mehmet Emin Yurdakul'un bir sözünü duymuş Mustafa Kemal ve bu söz Mustafa Kemal'i çok derinden etkilemiş. Hadi gelin o sözü birlikte okuyalım. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur yani yücedir. Yani Türk olmakla gerçekten yüce olmak, ulu olmak kelimesini duyduğunda Mustafa Kemal demiş ki ben milli benliğimi işte şimdi buldum. Evet, Mehmet Emin Yurdakul'da Mustafa Kemal'in yine aynı şekilde vatanseverlik duygusunun gelişmesinde, milliyetçi duygusunun gelişmesinde ve aynı zamanda milli benliğinin oluşmasında önemli bir payı var. Bu zamana kadar saydığımız isimler neydi yazarlar? Türk isimlerdi. Mustafa Kemal'e sadece bunlar yeterli kalmıyordu. Yerli ve yabancı yazarlardan, şairlerden hepsinden etkilendi. Onların görüşlerini düşünce yapısına kattı. Ama şurada şöyle bir dipnot açalım arkadaşlar. Hepsini okuyor arkadaşlar ve kendine özgü, özgün bir düşünce yapısı ortaya çıkarıyor. Direkt olarak kabul etmeyip akıl süzgecinden geçirdikten sonra artık bir fikir oluşturmaya başlıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yani Mustafa Kemal'in fikirleri özgün fikirler olmuştur arkadaşlar. Gelelim yabancı yazarlarımıza. Bunlar arkadaşlar Fransız ihtilalinin öncüler olarak biliniyorlar. Kimlerdir? Hepimiz de mutlaka isimlerini duymuşuzdur romanlarından. Jean-Jacques Rousseau var ilk aşama. İkincisi Montesquieu ve Voltaire. Mustafa Kemal bunlardan etkilenmiş arkadaşlar. Peki bunlar eserlerinde neler işlemişler acaba? Neler işlemişler? İnsan hakları. Zaten e, insan hakları demeye başladığımda ne aklımıza geliyor? Fransız İhtilali'nin dünyaya yaydığı kavramlar aklımıza geliyor. Hadi o zaman birlikte yazalım. Sonrasında ne var? Eşitlik, adalet, demokrasi şeklinde, şeklinde gider. Evet, bu üç yazarımız, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire gibi yazarlar, insan hakları, eşitlik, demokrasi, adalet gibi kavramları eserlerinde işlemişler. Zaten bunlar Fransız itilerin çıkmasında payı olan yazarlar. Bu gibi kavramları da tabii ki eserlerinde işliyorlar ki tüm dünya ülkeleri bu eserleri gerçekten benimsesin, okusun. İşte Mustafa Kemal de bu eserleri ve bu kavramları okumuş ve fikir hayatına katmış arkadaşlar. Hatta Mustafa Kemal'in çok önemli ve gurur duyduğumuz bir sözü vardır. Nedir o sözü? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İşte bu sözü de hatta Jean-Jacques esinlenerek söylediği e, biliniyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Ayrıca gelelim Mustafa Kemal'in fikir hayatını şekillendiren diğer gelişmeleri. Mustafa Kemal'in düşünce dünyasının, fikir dünyasının gelişmesinde önemli olan diğer gelişmeler ise muhakkak görev aldığı olaylar ya da görev aldığı savaşlar arkadaşlar. Örneğin Mustafa Kemal'in hayatında yaşadığı olay ve savaşları sırasıyla şöyle bir işleyelim. Bakalım Mustafa Kemal'e katkıları neler olmuş? Öncelikle doğduğu Balkanların çok uluslu bir yapıya sahip olması ve azınlık isyanlarının yaşanıyor olması. Mustafa Kemal'de neyi geliştirdi? Vatanseverlik duygusunun pekişmesini sağladı arkadaşlar. çünkü e, birlikte arkadaşça, dostça, kardeşçe yaşadığı milletler ayrı birer devlet kurmak e, niyetiyle bütün farklı azınlık milletler isyan etme yoluna girdiler. Ve, ve Mustafa Kemal'in yaşadığı vatan dağılma noktasına geldi, parçalanma noktasına geldi. Mustafa Kemal de artık askerlik düzeyine eriştiğinde dedi ki ben bu vatanım için ne yapabilirim? E, dağılmaktan nasıl kurtarabilirim? İşte vatanseverlik duygusunun pekişmesinde bu Balkanların sosyal durumu oldukça etkili olmuştur. Bir diğer önemli gelişmeye gelelim. Mustafa Kemal'in akademiden mezun olduktan sonra ilk görev yeri biliyorsunuz Şam 5. Ordu'ydu. Suriye'ye atanmıştı. İlk görev yeri olması açısından tabii ki Mustafa Kemal'e hangi deneyimi kattı? İlk askerlik deneyimini yapmasını sağladı. Evet, Şam 5. Ordunun Mustafa Kemal'e katkısı, ilk askerlik deneyimini yapması ve aynı zamanda burada arkadaşlar bir cemiyet kuruyor, gizli bir cemiyet kuruyor. Yine e, halkın yararına, e, vatanı bu durumdan kurtarmak amacıyla bir e, cemiyet kuruyor arkadaşlar. Nedir onun ismi? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. İşte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmasında Şam 5. Ordunun payı var. Bakın arkadaşlar artık ne yapmış Mustafa Kemal? Sadece düşünce boyutunda kalmamış, düşündüklerini uygulamaya da başlamış diyoruz. Evet gelelim bir diğer önemli gelişmemize. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Fransa'da Picardi manevralarına katılmıştı. Neydi bu Picardi manevraları? Uçakların savaş tatbikatında kullanılması Savaş uçaklarının incelendiği bir tatbikattı. Arkadaşlar bu Picardi manevrası oldukça önemlidir. Burada neler gösterildi? Mustafa Kemal buraya gözlemci olarak katıldı. Uçakların savaşlarda nasıl etkin bir şekilde kullanıldığı, savaş uçaklarının e, tatbikatı yapıldı burada arkadaşlar. Mustafa Kemal buraya dediğimiz gibi gözlemci olarak katıldım. Onun gözlemci olarak görev alması tabii ki de önemli bir şey. Bir Avrupa devletine çağrılıyor ve Osmanlı devletinden Mustafa Kemal gidiyor. Picardi manevraları Mustafa Kemal için önemli bir kariyer göstergesidir. Burada hatta savaş tatbikatlarında uçağın nasıl kullanıldığını gördü ve şöyle bir öngörüde bulundu. Yakın zamanda bir savaşın gerçekleşeceğini ve bu savaşta özellikle uçakların etkin bir şekilde kullanacağını öngördü. Ve hatta biliyoruz ki daha sonrasında Birinci Dünya Savaşı gerçekleşti. E birinci Dünya Savaşında da hava gücünden yararlanıldığını biliyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in böyle bir şeyi öngörmesi, tabii ki onun öngörülü, ileri görüşlü olduğunu gösterir arkadaşlar. Picardi manevraları da önemli bir askeri tatbikattı. Bazen bunun tabii ki hangi alana girdiğini sorarlar. Picardi manevraları askeri uçaklarla olan bir tatbik olduğu için askeri bir deneyimdir diyoruz Mustafa Kemal adına. Bunu da unutmayalım. Gelelim bir diğer önemli gelişmeye. 31 Mart isyanını bastırdı Mustafa Kemal arkadaşlar. 31 Mart isyanı bastırmak için harekete geçen bir ordu vardı. Neydi o ordu? Hareket ordusuydu arkadaşlar. Ve bu hareket ordusunda Mustafa Kemal hangi görevdeydi? Yazalım. Kurmay Başkan. Kurmay Başkanı Mustafa Kemal'in yaptığı hareket ordusu ne yapmıştı? Selanik'ten gelip İstanbul'daki 31 Mart isyanını yerle bir etmişti. İşte böyle bir orduda Mustafa Kemal'in görev alması neyi gösterir? Meşrutiyet düzeninin devam etmesini istediğini gösterir. Meşrutiyet yönetimine, demokrasiye ve yeniliklere sahip çıkmasında 31 Mart isyanı bastırması önemlidir arkadaşlar. Ve daha sonra Mustafa Kemal hangi savaşlara katıldı? Hangi olayların içerisinde yer aldı? Onları sıralayalım. Önemli bir savaşımız daha nedir? Trablusgarp Savaşı. Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal için çok önemli. Çünkü oraya gönüllü olarak katılıyor arkadaşlar. Gönüllü bir subay olarak katılıyor. Bu nedir? Gerçekten vatanını çok sevdiğini gösterir, değil mi? Çünkü Trablusgarp'a Osmanlı Devleti o zamanlar direkt olarak bir ordu gönderememişti. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu gönüllü subaylar Trablus Scarpa giderek vatanı kurtarmak pahasına burada halkı örgütlemişti arkadaşlar. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır Trablusgarp. İşte ilk askeri başarısının kazanmasında Trablusgarp'ın rolü büyüktür. Ve Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal için neyi ifade eder? Vatanını çok sevdiğini ifade eder. Yani vatanseverlik duygusunun pekişmesinde Trablusgarp Savaşı'nın önemi büyüktür arkadaşlar. Hadi gelimi de Balkan Savaşlarına bakalım. Balkan Savaşlarına katılması da Mustafa Kemal'in oldukça önemlidir. Burada Balkan Savaşları sırasında arkadaşlar Mustafa Kemal da görev aldı arkadaşlar. Biz Gelibolu'nun ismini nereden biliyoruz? Çanakkale'de yer alan bir yer. Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal öncesinde gelip oluyor biliyor olduğu için Çanakkale Savaşı'nda tecrübe kazanmış oldu. Balkan Savaşları'na katılması Mustafa Kemal için gelip oldu özellikle görev alması Çanakkale Savaşı öncesinde o bölgeyi iyi bir şekilde tanımasında çok faydası oldu arkadaşlar. Mustafa Kemal'in bir diğer görevi, onun fikir dünyasını şekillendiren bir diğer görevi ise Sofya askeri ateşeliğidir arkadaşlar. Ateşe militerlik olarak da geçebilir. Hemen dilerseniz onu da yazalım. Bazı kaynaklarda o şekilde de geçebiliyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal Sofya askeri ateşeliğine atanmış. Burada Sofya'da Avrupa'lı devletlerin temsilcileriyle görüşmüş. Onların davetlerine katılmış arkadaşlar. Yani burada artık dış ülkelerle birebir iletişim içerisinde olmuş ve yine görevli olarak kim gönderiliyor? Mustafa Kemal. Bu Mustafa Kemal'e hangi kariyer tecrübesini sağlar? Tabii ki unutmayalım. Bazen testlerde de mutlaka bu deneyim soruluyor. Diplomasi yani dış politika Sofya askeri ateşiliğine atanması, ateşe militerlik yapması Mustafa Kemal'in dış ülkede görev yapıyor olduğundan dolayı diplomasi ve dış politika tecrübesi kazanmasını sağladı arkadaşlar. Aynı zamanda Bulgaristan'da görev yaparken Bulgaristan ülkesi içerisinde yer alan Türklerin mahallelerine gidiyor. Onların yaşayışlarını yakından da inceliyor. Bu da tabii ki Mustafa Kemal'in Türklerin hayatını yakından incelemesine sağlamıştır. Özellikle dış politika tecrübesini kazanmasında önemli rol oynamıştır diyoruz arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda bizim bütün faaliyetlerimizden yardımcı öğretmen Instagram adresimizden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle herkese başarılar diliyoruz.